Vallahi ben Erbakan'ı çok seven kimseyim. Hep mezarını da bizim, Kozlu da bizim mezarlık. Oraya da gider ziyaret ederim. Dua ediyorsunuz. Evet. Ne güzel. Eğer Erbakan'ın vasıtasıyla, yani onun yolunda gidecek bir kimseyle seve seve oyumu veririm. Eğer oğlu yolunda giderse oy verirsiniz. Evet. Fatih Erbakan ve onun babası Necmettin Erbakan'ı canım kadar sevdiğim, rahmet okuduğum, hala dua, onun için dua ettiğimiz bir kişi. Nasılsın abi, iyi misin? Teşekkür ederim, Allah razı olsun. İyisiniz. Çok şükür. Abi, Doktor Fatih Erbakan Yeniden Refah Partisi'ni kurdu. Duydun mu? Oy vermeyi düşünür müsün? Erbakan oğlu. Ben zaten refahçı bir adamım. Erbakan'ın hatırı için de ona vereceğiz inşallah. Yeniden Refah Partisi'ne oy vereceksin. Kesinlikle. Siz veremez misin bu partiye? Vermem. Duydun mu partiyi peki? Tamam. Biliyorum. Komşuyuz. Şurada komşuyuz. Oy yok, tamam. Fatih Erbakan parti kursa oy verir misin? Fatih Erbakan parti kursa oy veririm. Düşünürüm. Ama yani şu ortamda zor başarılı olması. Vermem. Neden? Vermem onun için. Veririm. Evet. Veririm. Veririz, niye vermeye? Ver. Ülke yararındaysa, ülke için çalışacaksa, kararlılık istemiyorsa veririz. Kararlılık istersen veremeyiz. Vallahi benim oyum belli olduğu için bilmiyorum. Veren olur ileride. Siz vermez misiniz? Verebilirim de yenilik açık olmamız lazım. Fatih Erbakan kim? Oğlu mu? Düşünürdüm. Bilmiyorum. Verir misin? Veririz. Niye vermeyelim? Peki. Fatih Erbakan. Veririm. Neden? Nedenleri var, veririm. Fatih Erbakan parti kursa oy verir misin? Benim arkadaşım onların üyesi Bursa'da. Düşünmem lazım. Vatandaşlara Doktor Fatih Erbakan tarafından kurulan Yeniden Refah Partisi'ne oy verir misiniz diye sorduk. Bakalım neler söylemişler, hep birlikte izliyoruz. Metin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan tarafından Yeniden Refah Partisi kuruldu. Oy verir misiniz partiye? Tabii ki. Hayırlı olsun. Oy vereceksiniz. He? Oy vermenin sebebi nedir? Dürüst adam. Güveniyor musunuz? Evet. Şu an onu tanımıyorum. Necmettin Erbakan'ın oğlu efendim ve Yeniden Refah Partisi isimli parti kurdu. Tanımıyorum çünkü. Evet. Necmettin Erbakan'ın oğlu efendim kendisi. Oğlu olduğunu biliyorum. Necmettin Erbakan'ı tanıyorum ama kendisi tanımıyor. Ya ben daha doğrusu şu anda yani babası şu anda belki de Türkiye'de gelmiş geçmiş en iyi bir insan. Hı-hı. Benim gözümde o. Fatih Erbakan da öyle benim gözümde yani. Eski kuruluştur. Bir ülke bir zararı olmamıştır. Faydaları olmuştur. Hı-hı. Bu şekil görüyoruz. Yani oy vereceğim diyorsunuz. İnşallah. Verilir. Niye veririm? Veririm. Niçin? Şu anki prosedüre göre veririm. Oy veririm yani. Verirdim. Veririm. Niçin verirsiniz? İyi olduğu için. İyi olduğu için. Tanımıyorum da. Erbakan'ı tanımıyor musun? Erbakan'ı tanıyorum. Fatih Bey de tanıyorum ama politikasını, ideolojisini tanımadığım için. Merhaba değerli İstanbul Times TV izleyicileri. Ben Hüseyin Çetiner. Soğuk bir İstanbul gününde Zeytinburnu ve Merter'in kesiştiği bir noktada sokak röportajı yapıyoruz. 5 sene önce burada yine yapmışız. Fatih Erbakan parti kursa oy verir misiniz diye sormuşuz. Bugün de sorumuzu değiştirerek Doktor Fatih Erbakan Yeniden Refah Partisi'ni kurdu. Yapılacak ilk genel seçimde seçime girecek. Partisine oy verir misiniz, vermez misiniz diye soracağız. Bakalım seçmenlerimiz ne tür cevap verecek. Videomuzu izlemeye başlamadan önce henüz bugüne kadar kanalımıza abone değilseniz lütfen öncelikle kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açtıktan sonra videomuzu beğenirseniz memnun oluruz. İyi seyirler. Geldiniz. Abi, Doktor Fatih Erbakan Yeniden Refah Partisi'ni kurdu. Seçime girecek. Oy vermeyi düşünür müsün, düşünmez misiniz? Yeniden Refah Partisi'ni. Doktor Fatih Erbakan. Ne düşünüyorsunuz Refah Partisi'yle ilgili? Vallahi Yeniden Refah Partisi'ni kurdu. Saadet Ayrı. Erbakan oğlu 4 sene önce Yeniden Refah Partisi'ni kurdu. Babası seçime girecek. Babası çok akıllı, çok bilgin bir insandı. Profesör Doktor Necmettin. Öyle hatırlıyorum. Doğru. İnşallah babasının izinden giderse veririz. Niye olmasın? Tamam. Düşünmem. Düşünmezsiniz. Aslında mantıklı işler yaptığını ama lakin oyumu o taraftan kullanmayı düşünmüyorum. Ama beğeniyorsun. Evet, ama beğeniyorum. Boş işler, geçsin başka partiye, ne yapacak? Bomboş. Solcu bir adamım. Tamam, oyum. Ben Atatürk çocuğuyum, tamam, solcuyum. Ben ondan başkasını tanımıyorum. Tamam. CHP'den başkasını. Tamam. Bir parti kurdu, Yeniden Refah Partisi. Duydun mu, duymadın mı? Oy vermeyi düşünür müsün? Duydum abi, oyu
Yani oy vereceğim de ona abi. Ona mı vereceksin? Evet abi. Tamam. Nerede oturuyorsun? Abi Diyarbakır'da oturuyorum. Diyarbakır'da. İyiyiz. Efendim Doktor Fatih Erbakan Yeniler Refah Partisi'ni kurdu. Duydunuz mu, duymadınız mı? Doktor Fatih Erbakan, evet duymuştum. Duydunuz. Oy vermeyi düşünür müsünüz, düşünmez misiniz efendim? Ben şimdiki ilacata hiç bakmadığım için bilemiyorum yani. Ben eğer ki ilaca bakarsam... İzratlarına bakmadığım bilgi yok. Aynen yani vaatleri nedir? Ben vaatleri bilmediğim için... Bir şey diyemezsin onun için. Aynen, o yüzden bir şey diyemem. Eğer ki vaatleri güzelse veririm. Tamam. Vaatler eğer ki... Vaatlere bakmanız lazım. Aynen. Fatih Erbakan Yeniler Refah Partisi'ni kurdu. Bu evet. Sefer ilk seçim, ilk kez seçime girecek. Partinin ismini duydunuz mu? Oy vermeyi düşünür müsünüz, düşünmez misiniz? Refah Partisi yeniden değil mi? Evet, Yeniler Refah Partisi, evet. Valla şu anda... Oy verdiğimiz var ama... Bu partiyle ilgili bir düşüncem var mı? Olumlu, olumsuz, iyi... Yani Fatih Erbakan'ın konuşmalarını ben dinliyorum, güzel yani, olumlu. Olumlu konuşuyor. Teşekkür ederim, sizler nasılsınız? Sağ olun. Abi Doktor Fatih Erbakan Yeniler Refah Partisi'ni kurdu birkaç sene önce. İlk kez seçime girecek. Evet. İsmini duydunuz mu? Biliyorum, biliyorum. Oy verebilir misin, veremez misin? Ben sol gelenekten geliyorum, o yüzden oy vermem. İsmini biliyorum, babasını da tanıyorum. Rahmetli oldu ama tanıyorum. Oy yok, evet. Bu partiye oy veririm ama... Yani Tayyip Reis varken biraz zor. Merhabalar. Merhaba efendim. Nasılsınız, iyi misiniz? Elhamdülillah, çok şükür olsun. Elhamdülillah. Doktor Fatih Erbakan Yeniler Refah Partisi'ni kurdu birkaç sene önce. Seçime evet. Girecek. Bu partiyle ilgili ne düşünüyorsun? Oy verebilir misin, veremez misin? Ya muhterem, sana ben gelirken biri mi gösterdi? Bak böyle bir abi geliyor, muhakkak bunu çevir. He. Şimdi Erbakan rahmetli hocamızın döneminde ben pusulamı alırdım, dışarı çıkardım. Kör numarası yapardım. Derdim ki gözlüğü evde unuttum. Burada anahtar resmi hangisinde ona bir basayım derdim. Görmüyorum ben. Halbuki 30-35 yaşında. Getiririm Bismillahirrahmanirrahim der basardım. Başkasına görsün diye mi? He yani hayır, etraf zaten bütün öteki partiler, onları da anmayalım. Burada reklamını yapmayalım. Evet. Getir Bismillahirrahmanirrahim derdim, böyle basardım. Onun amacı ne? Niye öyle yapardınız? Şimdi reklam yapmak için mi? Hayır, kendimi belirlemek için. Yani ben kimim? Yani kime atıyorum sen kendimi, gösterme. He, belli olsun diye. Bu partiye. Ya inşallah hayırlı olur. Yani maşallah olur, çalışırsa. Duydunuz mu Refah Partisi ismini? Duydum. Duydunuz? Duydum. Siz herhalde oy vermeyi düşünmüyorsunuz, bilme geldi. Ya yok, eğer şey görürsem, çalışmalarını görürsem, eğer vaatlerini görürsek olur, neden olmasın yani. Duydum, Fatih Erbakan ve onun babası Necmettin Erbakan'ı canım kadar sevdiğim, rahmet okuduğum, hala dua, onun için dua ettiğimiz bir kişi. Ama şu anda bu kadar Türkiye'nin etrafındaki bütün komşularıyla iyi bir düzen içerisinde bulunmaması, Türkiye'nin durumunun sıkıntılı olması vesilesiyle Türkiye'de şu anda Erbakan olsun, Saadet Partisi olsun, diğer sağ görüşteki insanlar olsun, hepsi AK Parti'nin çatısı altında birleşip bu Türkiye'ye sahip çıkmak durumundadır. Bu vesileyle ben AK Parti'den başkasına oy vermem ve Sayın Fatih Erbakan'ın da bu partiye gelmesini özellikle canı gönülden istiyorum. Çok seviyorum. Evet. Ya şöyle bir şey. Ben Refah Parti kurabilir. Özgürdür. Sorun değil ama yani önümde olan bu memlekete çözüm gelmedikten sonra ne anlayacağız yani? Çözüm mü? Çözüm değil de efendim. Yıllarca böyle 60 seneden beri sağ partiler yönetiyor. Memleket ne hale geldi? Gördünüz işte. Tamam, çözüm yok. Devlet Bahçeli soğana, çaya, şekere, una, yağa muhtaç olduk, kuyruk olduk. Hep sağ olsun da Cumhurbaşkanımız alay ediyordu. Siz böyle yaşadınız, böyle. Şimdi ne oldu peki? Kuyruklar hadi var. Kuyruklar var. Millet alamıyor, edemiyor. Vatandaş kötü durumda, zor durumda. Bu nasıl olacak yani? Duydum. Ne düşünüyorsun? Oy vermeyi düşünür mü, düşünmez mi parti? Yok, vermem. Vermezsin. Vermem. Partisiyle ilgili bir olumsuz görüşün var mı? Var. Aynı, fark eden bir şey yok. Babadan oğula geçen bir şey değil bu. Artık padişahlık mı bu yani? Olumsuz. Herkes düşünüyor. Değil mi? Olumsuz düşünüyor. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Efendim Doktor Fatih Erbakan birkaç sene bir parti kurdu. Yeniler Refah Partisi. Duydunuz mu? Duymadınız mı? Oy vermeyi düşünür müyüz, düşünmez misiniz? Duymadım. Duymadınız? Duymadım. Peki. Ben oy vermeyi düşünmüyorum Fatih Erbakan'a. Tamam. Duydun mu? Duydum. Ben Erbakan'ı da yani babasını rahmetli Erbakan'ı da bilirim. Ama bence boşuna kürek çekiyor. Çünkü ülkeye fanatizm kokuyor.
Herkes bir tarafçıyken Fatih Erbakan'ın güçlü olma ihtimali yok. Bence daha yenilere ihtiyacımız var. Tamam. Yenilere ihtiyacımız var. Yani ben hiçbir partiyi desteklemiyorum. Yani eğer ki bir parti... Karşı ben oy kullanmıyorum. Oy kullanmak hani benim dinime göre de şirktir zaten. Öyle mi düşünüyorsun? Tabii ki. Abi şu an ben Müslümanım elhamdülillah. Kullanıyorum. Ben şirk mi işliyorum? Yani ben oy vermenin şirk olduğunu sadece söylüyorum. Vallahi ben şu an kendisine düşünmüyorum yani. Düşünmüyorsunuz. Ben düşünmüyorum. Peki nasılsın abi, iyi misin? Teşekkür ederim, Allah razı olsun. İyisiniz. Çok şükür. Abi Doktor Fatih Erbakan Yeniden Refah Partisi'ni kurdu. Duydun mu? Oy vermeyi düşünür müsün? Erbakan oğlu. Ben zaten refahçı bir adamım. Erbakan'ın hatırı içinde ona vereceğiz inşallah. Yeniden Refah Partisi'ne oy vereceksin. Kesinlikle. İkametimiz neresi abi? Adıyaman. Selam olsun. Teşekkür ederim. Duydum da bir fikrim yok da. O yok. Yok. Tamam, çıksınız. Abi Doktor Fatih Erbakan bir parti kurdu. Evet. İsmi Yeniden Refah. Evet. İlk kez seçime girecek. Partiyle ilgili evet. Ne düşünüyorsunuz? Oy verebilir misiniz, veremez misiniz? Bence oy alamaz. Türkiye'de oy verilecek belli partiler vardır. İyi Parti, Deva Partisi. Ne o yok? Vermem. Duydun mu partiyi peki? Ya biliyorum, komşuyuz. Şurada komşuyuz. O yok, tamam. Değerli kardeşim, Fatih kardeşimi basından takip ediyorum. Değerli rahmetli hocamızın oğludur. Evet. Fakat Müslümanların parçalanması, bölünmesi bir sonuç getirmez. Evet. Sonuç getirmez. Belirli insanlarla bir araya gelip birleşmek gerekir. İdarede olanların hataları varsa onları değiştirmek gerekir. Yani bunun yolunu aramak gerekir. Bölünerek bir yere varılmaz. Sadece bölünür. Müslümanlar bir... Yani. Seviyoruz ama o yok. Efendim? Fatih Erbakan'ı seviyoruz, sayıyoruz ama partisine oy vermeyeceğiz. Ne anlayalım buradan? O anlama da gelmez ama ben birleşmelerini isterim. Herkes kafasına göre geçmiş. Kiminle birleşsin efendim? Saadet'le mi birleşsin, AK Parti'yle mi, kiminle? Kimle birleşir? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyenlerle bir bayrak altında birleşmeleri gerekir. Ama olmuyor işte, insan olduğu yerde fikir ayrılıkları var. Şimdi yapamayanları değiştirmek gerekir. Biliyorsun tarihimizde cennetle müjdelen insanlar karşı karşıya geldi. Yani bu tarihimizde var. doğru. Ama bu anladık. Biz iman üzerinde birleşmemiz gerekir. Tamam. Bu çok önemli. Bir parça parça. Yani tam şu anda işlevini bilmiyorum. Duydum ama yapacakları icraatlar nelerdir, nedir? Onlarla ilgili pek bir bilgim yok şu anda. Yok, dolayısıyla oy da yok. Siz iyi misiniz? Teşekkür ederim. Abi Doktor Fatih Erbakan bir parti kurdu. Yeniden Refah Partisi. Evet. Duydunuz mu? Ne düşünüyorsunuz? Evet, duydum. Oy verebilir misin, veremez mi partiye? Neden olmasın ki? Neden olmasın? Evet. Abi iyi misin? Teşekkürler, sağ olun. Abi Doktor Fatih Erbakan bir parti kurdu. Yeniden Refah Partisi. Evet. İlk kez seçime girecek. Ne düşünüyorsun bu parti için? İnşallah başarılı olur ya. Siz oy vermeyi düşünür müsünüz? Bilmiyorum valla. Kararsız yok. Duydum. Duydunuz. Ne düşünüyorsunuz? Oy verebilme ihtimaliniz var mı yok mu partiye? İnşallah kısmet. Duydum. Fakat Necmettin Erbakan gibi başarılı olacağını düşünmüyorum. Başarılı, o zaman oy yok. Kendiniz mi hiç? Çok kez. Nasıl buluyorsunuz? Yerinde doğru tespitler hep. Çok teşekkür ediyorum. Mutlu oldum. Mert'le karşılaştık. Efendim Doktor Fatih Erbakan bir parti kurdu. Yeniden Refah Partisi. Evet. Duydunuz mu? Oy vermeyi düşünür müsünüz, düşünmez misiniz? Yenisi eskisini yaşatmaz. Duydum. Düşün mü? Babasının mirasına konuyor o kadar. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Abi Doktor Fatih Erbakan bir parti kurdu. Yeniden Refah Partisi. Duydunuz mu? Duymadınız mı? Duydum. Ne düşünüyorsun bu partiyle? Geç kalmış bir şey. Teşekkür ederim abi, buyur. Doktor Fatih Erbakan bir parti kurdu. Yeniden Refah Partisi. Duydun mu, duymadın mı? Duydum abi. Ne düşünüyorsun? Abi şu anda Erbakan'ın, Erbakan bizim eski Fazilet Partisi olsun, Saadet Partisi olsun, Türkiye'nin tarihinde şu andaki partiler içinde en milli artı en devleti olan liderlerden bir tanesi hala da. Oy vermeyi düşünür müsün Refah Partisi'ne? Refah Partisi dönemin en heyecan verici. Düşünürüm abi, kesinlikle. Niye düşünmeyeyim? Yok, benim zaten fikrim olarak tutmadığım bir parti. Ama şöyle bir şey var. O kadar bölünmenin bir anlamı yok. Çok bölünüyor. Zaten aldığı oy oranı zaten belli. Daha girmesin, bilmiyoruz. Herkes girecek. Evet, oran belli zaten. Herkes girecek. Yok, ondan değil. Şimdi şöyle bir şey. O partinin
aldığı oy oranı belli. Ama işte bu parti yeni girecek seçimde. Yeni girecek ama yani o kesimin aldığı o kesimin, o görüşün aldığı oy oranı zaten belli. Yani bu kadar büyük bir, yani bu kadar da çok bir partinin olması bence çok iyi bir şey değil. Çünkü sonuçta iki grup girecek. Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı. Doğru mudur? Burada zaten önemli olan fikirlerin aynı olabilmesi. Çok zor tabii ki de. Sonuçta burada çok aşırı bir fikir ortaya çıkıyor. Gittikçe de bölünüyor. Yani bu sistemde çok parti değil, iki tane grup yarışacak. Öyle olacak zaten. Eninde sonunda öyle olmayacak. Vallahi neydi? Yeniden Refah Partisi. Yeniden Refah Partisi. Biz zaten ezelden belli ona veriyorduk ama sonra Tayyip Erdoğan çıktığı için. Şu an duymadı parti ama daha. Duymadı değil mi? Yok, duymadı. Tamam. Duydum, biliyorum. Bir olumlu. Ya şöyle bir şey, muhalefetin tabii çeşitli olması lazım. Ben parlamenter sistemi savunan bir insanım. Ne kadar çok parti, o kadar çok fikir demek benim için. O kadar görüş demek. Erbakan'ı da takip ediyorum. Evet, Fatih Erbakan'ı takip ediyorum. Babasından dolayı takip ediyorum. Çünkü o da bir makine mühendisiydi. Ben de makine mühendisiyim. Meslektaşsın. Evet. Rahmetli'nin fikirlerini ben kendim sol görüşlü bir insanım. Ama rahmetli'nin fikirleri keşke hayata geçseydi. İnşallah oğlu da babasının izinden gider. Bazı şeyleri başarabilir. Başarması lazım. Bu milletin üretmesi lazım. Bu milletin çalışması lazım. İnşallah olur. Doktor Fatih Erbakan bir parti kurdu. Yeniden Refah Partisi. Duydun mu? Ne olmuş ona? Parti kurdu. Evet. Var mı yok mu? Bilgim var. Var. Oy vermeyi düşünür müsün ona? Refah Partisi'ne. Ya, sana ne kardeşim? Soruyoruz. Sana ne? O da cevap. Tamam, evet, diğer soru. Şöyle diyeyim. Yine küçüklü büyüklü her partinin büyümesini veyahut da mecliste olmasını her zaman isteriz. Tamam. Bu nedir? Yukarıya ateşler. Doğru mu? Çalıştırır. Muhalefet evet. Olur. Bu şekilde. Çalışmasına bakarız. Ona göre bir yönlendirme yaparız. Evet. Doktor Fatih Erbakan bir parti kurdu. İsmi yeniden Refah Partisi. Daha önce duydunuz mu? Duydum. Erbakan'ın oğlu oluyor galiba, evet. Değil mi? Ne duydum. Oy verebilir misiniz? Veremez misiniz? Vallahi iyisi gelsin verebiliriz de yani. İyi olacaksa neden olmasın? Olabilir yani. Çıkmışları size uyarsa verebilirsiniz. Tabii ki. Duydum. Takip ediyorum. Ne düşünüyorsunuz bu partiyle ilgili? Vallahi hayırlı uğurlu olsun. Bilmiyorum yani. Oy vermeyi düşünmüyor musunuz? Yok. Duydum. Ne düşünüyorsunuz Refah Partisi'yle ilgili? Oy verebilme ihtimaliniz olur mu olmaz mı? Bir fikir konuşalım size. Ya oy vermeyi düşünmüyorum. Önceden Necmettin Erbakan hocamızın ama yaptıklarını da biliyoruz. Hani onun yolundan giderse eğer partinin tekrardan iyi yerlere gelebileceğini düşünüyorum. Şu an oy vermeyi düşünmüyorum. Ne yaptığını bilmiyorum çünkü. Ne yapacağını. Eğer Necmettin Erbakan'ın yolundan giderse neden? O zaman neden olmasın? O zaman çok büyük oy çoğunluğu toplar zaten. Vallahi duymadım. Duymadınız. Ne düşünüyorsunuz bu partiyle ilgili? Oy verebilir misiniz? Yani bilemiyorum, bizim için neler vaat ettiklerine bağlı. Sonuçta Z kuşağının büyük bir kısmı, aynen öyle. Tamam. Z kuşağının büyük bir kısmı oy kullanacak. Allah rahmet eylesin, iyi adamdı ama onun yolda giden yok. Oğlu kurdu, yeni Refah Partisi. Oğlu kurdu ama onun devralan kişiler var ya. Gitmiyor mu o yoluna? O yola gitmiyorlar. Saadet değil, yeni Refah Partisi'ni kurdu Fatih Erbakan. Tamam, onu biliyorum. İnşallah gidecek babasının yanında. Oyunu düşünür müsünüz? Niyetimiz öyle. Belki olur. Vallahi ben Erbakan'ı çok seven kimseyim. Hep mezarını da bizim, Kozlu da bizim mezarlık. Oraya da gider ziyaret ederim. Dua ediyorsunuz. Evet. Ne güzel. Eğer Erbakan'ın vasıtasıyla, yani onun yolunda gidecek bir kimseyle seve seve oyumu veririm. Eğer oğlu yolunda giderse oy verirsiniz. Evet. Doktor Fatih Erbakan bir parti kurdu. Yeniden Refah Partisi. Duydunuz mu? Duyduk. Ne düşünüyorsunuz bu parti için? Oy verme şansınız, imkanınız, ihtimaliniz var mıdır yok mu? Çok zayıf. Çok zayıf. Çok zayıf. Erbakan'ın günleri olsa Erbakan büyük adamdı. Ama bunlara yok. Bunlar daha çok çalışması lazım. Çok çalışmalar, evet. Gündemi taze tutamıyorlar. Taze tutamıyorlar. Bir mücadele yok. Sadece muhalefet yapmaya çalışıyorlar. Ne düşünüyorsunuz? Hayırlı olsun. Duydum da pek biz biliyorsun biz minibüsçüyüz, fazla uğraşamıyoruz siyasette. Oy var mı yok mu ona? Oy vermeyi düşünür müsün? Oy zamanı geldiği zaman bakarız ya. İş güvenden hallice. Hallice. Efendim Doktor Fatih Erbakan bir parti kurdu. Yeniden Refah Partisi. Evet. Duydunuz mu, ne düşünüyorsunuz? Biliyoruz, onun babasını biliyoruz. Rahmetliyi. Evet. Oy verme ihtimaliniz var mı yok mu yeni Refah Partisi? Şimdi o zamanı geldi mi bir şey olur. Şimdi niye yalan söyleyeyim ben sana? Doğru. Evet. Ne düşünüyorsun Refah Partisi ile ilgili? Oy vermeyi düşünür müsünüz? Bilginiz var mı yok mu? Vallahi şu anda bir fikrim yok. Bir gün yüzden çıksın bakalım görürüz. Anlatsın kendisi. Efendim Doktor Fatih Erbakan Yeniler Refah Partisi'ni kurdu. Evet. Duydunuz mu, duymadınız mı?
Duyduk. Duydunuz. Ne düşünüyorsunuz? Umut veriyor musunuz? Oy verir misiniz? Yani ona benzer çok parti var. Yani o kanatta 3-4 tane parti bulunuyor. Bence toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak bir potansiyele sahip değiller. Daha henüz kendini kanıtlamamış diyorsunuz. Yani kişisel olarak kanıtlamasa da yani yürüdüğü yol ideolojik olarak bence toplumu kucaklayabilecek ya da ileri taşıyabilecek bir şeyden yoksunlar. Milli görüş yoksun mu diyorsunuz? Tek başına öyle değil. Yani milli görüşün şeyin içerisinde elbette ki ilerici kucaklayabilecek şeylere sahip olabilirler. Ülkeler için umut vermiyor diyorsun herhalde. Öyle anladım. Yanlış değilsin. Ya şöyle düşünelim. Şimdi yani bir devletin mutlaka bir milli projesi olmalı değil mi? Yani milli değerlere sahip çıkacak biz zeminde hareket etmek zorunda. Kendi ülkesinin toprağında bütün halkıyla birlikte. Yani Türkiye'li mantığıyla hareket edeceğiz. Fabrika olacak. Herkes çalışacak. Zaten rahmetli babası ağır sanayi hamlesi vesaire diyordu. Bu da dedi biz aynen ikinci 40 yılını yapacağız diyor. Babamın yolunda gideceğim diyor. Tabii yapar mı ayrı bir şey. Ya tabii onun kadar potansiyele sahip mi bilmiyorum. Yani ne kadar yani şöyle bir şey söylenebilir. Şimdi bunlar bir dönem bir parti kuruyorlar. Bu şey de kurdu. Süleyman Soylu da herhalde öyle bir şey yapmıştı. Yok, Ali Babacan kurdu. Ondan önce Has Parti vardı. Bir süre şey oluyor. Bir parti kuruyorlar. Daha sonra tekrar iktidar partisine ortak oluyorlar. Tamam. O zaman şimdi böyle bir potansiyele sahiplerse bence bir şey hiç bir şey ifade edeceğini çok düşünmüyorum. Ama gerçekten tamam. Devletin milli değerlerini kollayabilecek, ileri götürecek bir seviyedeyse elbette onun için de kendini kanıtlamak zorundalar. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve dünyanın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin, habersiz kalmayın. Haydi, hemen tıkla.